Gençlik Merkezi'ndeyiz. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği Antox etkinlikleri kapsamında bugün misafirimiz gazeteci İsmail Küçükkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Her sabah 12 yıldır kitap tanıtan, kitap tavsiye eden birisi olarak Antalya'daki bu kitap fuarının geldiği noktadan tabii hem mutluluk hem de gurur duyuyorum. Gelmişken kitap fuarı için böyle Antalya'nın ve Türkiye'nin geleceği gençlerle buluşmak ve sizin de sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duydum. Sağ olun. Diğer soru için. Ben gazetecilik öğrencisi olmama rağmen televizyonu o kadar takip edemiyorum. Yani eskiye nazaran değil. İleride bize nasıl bir süreç bekliyor? Güzel soru. Önce iyi gazeteci olmak, iyi haberci olmak. Yani halkın haber alma ihtiyacı hep devam edeceği için siz onun karşılığını verebilirseniz mecra bulursunuz. Ki kumanda alışkanlığı anne babalarımızda gördüğümüz her akşam saat 19'da ekran başına geçmek evet. Veya her gün aynı saatte aynı bülteni izleme alışkanlığında bir değişiklik var. Sonra farklı farklı gazetecilerle yine farklı farklı televizyoncularla da yolum kesişince sonra şunu yaptım. Yani değişen koşullara ve gelişen kendime göre bir sentez yaptım. Kendi doğama, kendi yapmalarıma, etmelerime uygun bir sentez oluşturmuş oldum. Gazeteci olmanın gereğini yerine getireceksiniz. Yani işin doğasında var mı? Bir gazetecinin böyle hani ilgi görmesi insana sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla hani belki de nasıl baş ediyorsunuz diye bir soru gelmişti arkadaştan. Belki de böyle baş ediyoruz. Ya da hiç savaş muhabiri olmayı düşündünüz mü? Ben hiç düşünmedim. Bunlar al var. Onun kitapları, onun fotoğrafları. Böyle. Mesela arkadaşlar bak yine bir şey. Ben biyografi okumayı çok seviyorum. Biyografi. İyi biyografi okursak çok şey öğreniyoruz. Doğup büyüdüğüm Simav'dan çıkıp Ankara'ya gittim. 17 yaşında. 32 yıldır aralıksız çalışıyorum. Biraz önce İrem Hanım saydı ya. Öncelikle ben Elif Saranoğlu, Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim. Öğrencilik zamanlarınızda kendinizi nasıl motive ediyordunuz çok bu güzel açıdan? Sabah haberi yapacağım ya, bütün sabah habercilerini izledim ben. Kim var ne yapıyor, kim var ne yapıyor. Bunları yazdım. Pazar araştırması diyorlar buna, tamam mı? Döndüm, ben de yapabilirim. Bunların yaptıklarının dışında, benim hayallerim ne, yeteneklerim ne, eksikliklerim ne diye oradan yola çıkarak bulmanız lazım. Şimdi eski sistemlerdeki haberleşme kaynakları çoğunlukla gazetelerde yapılıyordu. Şu an herkes bir gazeteci diyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü elinde telefon, anlık çekimler, anlık gönderimler ve bu da... İşte yurttaş gazeteciliği bu. Mesela o çekiyor, onun ya, bak, televizyona ihtiyacı yok değil mi? Tabii. Sakın utanma, kimseden utanma. Çünkü şöyle, başvuruyorsun reddedecek, başvuruyorsun mutlaka ısrarcı olacaksın. Israrcı. Gelen bir arkadaşımız vardı. Onu çektim bir gün. Sen dedim her gün ta Atatürk yurdundan Gazi iletişime kadar gidiyor. Şu kadar kilometre yol kat ediyor. Okuma aşkı diye verdim. Bunu çok beğendiler. Antalya Büyükşehir Belediye'nin düzenlediği Antalya Seçkinliği'nde İsmail Küçükkaya hem gazeteci hem de bir kanaat önderi oldu. Buradayız başkanım ben de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Tekrardan buradayız. Thank you.